Ekonomik sorunlarımızı görmek, bunları çözmek yerine elimizden geldiğince bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar hep bunu yaptık. Bundan sonra da gördüğüm kadarıyla bunu yapmaya devam edeceğiz. Neden bunu söylüyorum? Bakın 2018 Ağustos ayına gidelim arkadaşlar. Bir kur şokunun olacağı ayan beyan ortadaydı. Türkiye çok ciddi bir cari açıkla karşı karşıyaydı. Bütün ekonomik dengeleri bozulmuştu. Bütçe açığı her geçen gün biraz daha artıyordu. Zamlar arka arkaya geliyordu. Piyasa baskılanıyordu. Reel sektör büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Ama biz ekonomi harika, süper falan diyerek ekonomik sorunların üzerine örtmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyorduk. Ve nitekim bu işi 2018 Ağustos ayına kadar devam ettirdik. Neden? Çünkü seçimler vardı. Bu seçimlerden kazançlı çıkmak zorundaydık. Ekonomik sorunları da ekonomik sorun yok diye halk inandırmak zorundaydık. Nitekim 2018 Ağustos ayına geldiğimizde bir anda bir rahip meselesi gündeme geliverdi. Amerika ile acayip bir papaz olma durumu oldu. Bunun sonrasında da çıkan rahip krizi bir kur şokuna dönüştü. Bir ekonomik krize dönüştü. Bakın gördünüz mü, dış güçler yüzünden bizim dolarımız patladı, ekonomimiz sıkıntıya girdi denildi. Yine hiçbir suç üstlenilmedi. Bu ekonomiyi biz bu hale getirdik. Bizim yaptığımız yanlışlar yüzünden ekonomi çıkılmaz bir noktadaydı. Onun için biz bir kur şoku yaşadık denilmedi. Hatta yaşanan kur şoku sonrasında cari fazla verildiği için övünüldü. Sanki ihracat artmış gibi. Oysa ihracatın arttığı falan yoktu. O kadar ciddi bir kur şoku yaşanmıştı ki ithalat ister istemez düşmüş, dip yapmış. Bir yıl ithalatçı firma ya da yerli firma batmak zorunda kalmış ve bu yüzden biz dış ticaret fazlası vermiştik. 2018 Ağustos ayının sonrasını izleyin. Bir yığın firma ya konkordato ilan etti ya da iflas etti arkadaşlar. Aynı tabloyu tekrar görüyoruz. Üstelik çok daha derinleşmiş olarak. Nitekim o dönemdeki uyarılarımızı bugüne kadar yapmaya devam ettik. Yapmayın, etmeyin dedik. Merkez Bankası rezervlerini bu kadar bozmayın. Sadece bir kuru baskılamak uğruna. Ekonomiyle ilgili üretim modelini seçin. Yapmayın. Türk lirasının bir değeri var. Bundan daha fazla değerli tutarsanız Türkiye ekonomisini darmadağın edersiniz dedik. Bunların hepsini söyledik ama kimse bizi dinlemedi. Bütçe açığı veriyorsunuz. Vergileri arttırarak bu bütçe açığını kapatmaya çalışıyorsunuz ama her vergi artışı aslında kaçakçılığı ve kayıt dışını teşvik ediyor. Daha az vergi toplamanızı beraberinde getiriyor. Ve bütçe dediğiniz giderek büyüyecek. Tabii bunun yanında bir de gereksiz harcamalarınız var. Bu gereksiz harcamaları yapmayın, etmeyin dedik, dinletemedik. İnşaat sektörünü kurtarmak için her şeyi feda ediyorsunuz. Yapmayın. İnşaat sektörü önemli ama Türkiye'nin esas meselesi sanayileşme, tarım ve üretim dedik, dinletemedik. Ve sonuç itibariyle arkadaşlar bakın neler oldu. Dış borcumuz 170 milyar dolara yaslandı. Kısa vadeli dış borçtan bahsediyoruz. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken dış borçtan bahsediyoruz ve genel itibariyle aslında biz bu borcu ödemiyorduk, bu borcu çeviriyorduk. Ama yükselen CDS'imiz, yurt dışındaki pek çok ülkeyle papaz haline gelmiş olmamız ve swap anlaşmaları yapamadığımız gibi aynı zamanda sendikasyon anlaşmaları yapamamamız nedeniyle dış borcumuzu çevirmemiz her geçen gün biraz daha zor hale geldi. Büyük bir riskten bahsediyoruz ve dış borcun yakın zamanda çevrilmesi süreci başlayacak. Bakalım çevirebilecek miyiz? Hepimiz birlikte göreceğiz. Bütçede büyük bir bozulma yaşanıyordu. Bu bozulmanın devam edeceğini söyledik. Çünkü Türkiye'de çok ciddi anlamda adaletsiz bir vergi sisteminin olduğunu, bu adaletsiz vergi sistemi nedeniyle de vergi toplamanın zorlaşacağını söyledik. Yapılan zamların, cezaların ya da ek vergilerin bir işe yaramayacağını, daha az vergi toplanmasına neden olacağını söyledik. Kimseye dinletemedik arkadaşlar. Bütçe açığımız 200 milyar liranın üzerine çıktı. Öbür taraftan hunharca harcamaya devam ettik. Yandaşlara ne yazık ki oluk oluk para akıtmaya devam ettik. Sadece inşaat sektörünü kurtarmak adına kamu bankalarını zarara uğratmaya devam ettik ve çok daha büyük zararlara uğratacak kredi musluklarını da ne yazık ki açtık. Enflasyonumuz çok yukarıda olmasına rağmen ve düşme ihtimali olmamasına rağmen faizleri enflasyonun çok daha
ötesinde düşürdük. Böylece aslında bankacılık sistemi içerisindeki mevduat kredi ilişkisini bozduk arkadaşlar. İnsanların götürüp parasını mevduata yatırmamasını sağladık. Öbür taraftan bankaların zararına da olsa kredi vermesi için zorladık ama bankalar kredi vermeye yanaşmadılar. Kamu bankaları ise zararına kredi vererek aslında bütçe deliğinin daha da büyümesine sebep oldular. Arka arkaya makroekonomik dengelerimiz bozulmaya başladı. Dış ticaret dengemiz fazla verirken 2018 Ağustos ayındaki kur şoku nedeniyle aslında fazla verirken kur üzerinde yapılan gereksiz baskı nedeniyle tekrar dış ticaret açığı verir hale geldik. Ay ay 4 milyar, 5 milyar, 6 milyar dolarlık dış ticaret açıkları geliyor. Bunun yanında turizm gelirleri yok, işçi döviz gelirleri yok ve doğal olarak büyük bir cari açığa doğru koşar adım gidiyoruz. Enflasyonumuz yükseliş eğiliminde, Merkez Bankası yükselmeyecek diyordu düne kadar. Bu nedenle faiz indiriyordu. Son ay raporunda açıkladı. Evet, enflasyon yükselecekmiş. Yükseliyormuş galiba demeye başladı. Herkes illüzyon yapmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Hayat pahalılığı yoksulluğu beraberinde getirdi. Hayat pahalılığı işsizliği beraberinde getirdi. Hayat pahalılığı reel sektörün çökmesini beraberinde getirdi. Hayat pahalılığı batık kredileri beraberinde getirdi arkadaşlar. Aslında ekonomi işin içinden çıkılamaz bir hale getirildi. Eğer bundan 2-3 yıl önce bizim uyarılarımız azıcık da olsa dikkate alınmış olsaydı, meselenin sadece kur meselesi olmadığı akıl edilseydi, sadece oy tahvil etmek adına kura baskı yapılmaya uğraşılmasaydı, bunun yerine üretimle ilgili adımlar atılmış olsaydı, gerek tarımla, gerek sanayiyle, gerek istihdamla ilgili çok önemli noktalara gelinmiş olunabilirdi ve belki de biz bu pandemi sürecine de elimiz çok daha güçlü bir şekilde girebilirdik arkadaşlar. Yapıldı mı? Yapılmadı. Aksine her şey güzel, süper demeye devam ettiler. Nereye kadar gidecekti? Bunun sürdürülmesi mümkün müydü? Tabii ki değildi. Ve ısrarlı bir şekilde bunun sürdürülemeyeceğini söylüyorduk. Hatta tarih veriyorduk. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına dikkat edin diyorduk. Geçen sene bile aslında bu krizin engellenmesi mümkün değildi ama elde avuçta ne var? Varsa harcandı arkadaşlar. Merkez Bankası'nın kefen parası olan ihtiyat akçesi harcandı. Merkez Bankası'nın tüm rezervleri tüketildi. Bazı iddialara göre, bunları ispatlama imkanımız yok, Merkez Bankası'nın bankalar için tuttuğu zorunlu karşılıkları bile dövizi baskılamak için kullandığı konuşuldu. Bunları gören, bu makroekonomik bozulmaları gören yabancıların hiçbiri bizimle iş yapmaya yanaşmadı. Tabii ki tek sebebi bu değildi. Aynı zamanda biz uluslararası piyasalarda, özellikle finansal cephede de arka arkaya hatalar yapmaya devam ettik. Bundan bir yıl önce yine naralar atıyordu birileri. Ya gördünüz mü, Londra piyasasında yabancıları dize getirdik diye bir sene sonrasında gidip onlarla swap anlaşması yapmak istediğimizde ellerinin tersleriyle bizi ittiler. Kimse bizimle swap anlaşmasına yanaşmadı arkadaşlar. Dolayısıyla kur üzerindeki baskı her geçen gün biraz daha arttı. Durumu gören vatandaş, durumu gören şirketler, durumu gören yabancılar dövize yüklenmeye devam etti ve herkes piyasadan döviz toplamaya başladı. Bu da döviz üzerindeki baskıyı arttırdı. Şu anda piyasada döviz neredeyse bitmiş durumda. Eksi dövizden bahsediyoruz. Kaydi olarak var ama nakdi olarak var mı? Hepimizin çok ciddi şüpheleri var arkadaşlar. Türkiye ekonomisinde deniz bitti, ne yazık ki kara göründü. Artık bu işin sürdürülebilir olmadığını herkes görüyor ve biliyor arkadaşlar. Bu ülkenin ekonomi yönetimi de biliyor, emin olun. Bu ülkenin siyasetçileri de biliyor, emin olun arkadaşlar. Benden, senden, sizden, bizden çok daha iyi biliyorlar. Bu işin sürdürülebilir olmadığını gördükleri an itibarıyla bir dış güç yaratma eğilimine girdiler. Düne kadar Ayasofya müze kardeşim, zaten Türkiye'de bir yeni cami var. Ayasofya cami olsa ne olacak, olmasa ne olacak diyen yöneticiler bugün hayır kardeşim, bizim milli değerlerimiz nedeniyle Ayasofya'nın cami olması gerekiyor dediler. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün aldığı bir kararla biliyorsunuz Ayasofya ne cami ne kilise olmayacak denildi. Bir müze olarak değerlendirilecek denildi. Neden? Çünkü dengeler gözetildi. Fatih evet İstanbul'u fethettiğinde cami haline getirmişti Ayasofya'yı ama Fatih büyük bir imparatorluğun hükümranı olarak İstanbul'u fethetmiş bir kişi olarak ikonik bir güçle Ayasofya'yı
Ayasofya'yı cami haline getirdi? Atatürk güçsüz olduğu için mi Ayasofya'yı cami ya da kilise yapmadı da müze yaptı? Hayır arkadaşlar, dengelerin gözetilmesi gerekiyor. Buranın bir siyasi malzeme haline getirilmemesi gerekiyor. Onun için Ayasofya'yı biz müze haline getiriyoruz dedi. Aslında böylece Türkiye'nin laik temellerini atarken aynı zamanda uluslararası arenada Ayasofya'nın ilerleyen yıllarda bir siyasi malzeme olmasını engellemiş oldu. Çok önemli bir adımdı aslına bakarsanız. Neden çok önemli bir adımdı? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi büyütme konusunda önemli kararlar almak üzereydi. 1928-38 aralığında bütün dünya ekonomik krize girmişken, bunalıma girmişken aynı Atatürk Rusya ile ilişkilerini geliştirdi. Rusya ile ilişkilerini geliştirerek sanayi devrimini başlattı. Tarım devrimini başlattı. Türkiye'nin hızla büyümesini sağladı. Şeker fabrikalarını kurdu. Kapitülasyonları elin tersiyle itti. Yabancılara bağımlılığı azalttı. Devlet demir yollarından bankalara, bankalardan telekoma kadar her türlü önemli ve stratejik alanın milli hale gelmesini sağladı. Bugün Ayasofya üzerinden milliyetçilik yapmaya çalışanlara söylüyorum bunu. Ya da S-400 üzerinden milliyetçilik yapmaya çalışanlara söylüyorum bunu. Madem S-400 bizim milli meselemizi neden kurulmadı? Ayasofya meselesi Türkiye'nin milli meselesi olarak zaten 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından konumlandırıldı. Bu sayede hiçbir ülkenin bu konuyu siyasi malzeme yapamayacağı bir hale getirdi. Bizim bu attığımız adım Türkiye'yi bir hedef haline getirmekten başka bir şey değil. Tekrar bir rahip krizi yaratmaktan başka bir şey değil. Ekonomik sorunların üstünü örtmek dışında bir şey değil arkadaşlar. İnsanlarımızın daha da fakirleşmesini sağlayacak, pek çok insanın işsiz kalmasını sağlayacak, vergilerin, zamların daha da fazla artmasını sağlayacak, yurt dışından para akışının durmasını sağlayacak, turistlerin gelmemesini sağlayacak. Arka arkaya yurt dışı basında bu konuyla ilgili haberler yapılıyor. Yarın öbür gün bizim ihracatımızdan sanayimize, sanayimizden tarımımıza, tarımımızdan turizmimize kadar her şey büyük bir sıkıntı içerisine girecek. Ve biz bu koşullar içerisinde her şey güzel olacak. Ekonomiyle ilgili bütün sıkıntılarımızı aşacağız diyoruz. Öyle mi? Bakın dış basında Ayasofya meselesi nasıl değerlendiriliyor? İngiliz Guardian gazetesi diyor ki Ayasofya'yı camiye çevirme girişimi tamamen siyasidir. Mevcut iktidar kendi muhafazakar kitlesini memnun etmek için böyle bir adım atmıştır. Ama çok daha önemlisini bir sonraki maddede söylüyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin araştırması. Oraya atıf yaparak şunları ekliyor. Halkın %44'lük kesimi Ayasofya konusunun dikkati kötü giden ekonomiden saptırmak için gündeme getirdiğine inanıyor. %44'ü iyi ihtimalden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle çok daha fazlası aslında ekonomiyle ilgili sıkıntıların saptırılması için bu adımın atıldığını düşünüyor. New York Times diyor ki karar uluslararası sansasyon yaratacak. İslam'da insan ve hayvanların resmedilmesi yasak. Ayasofya camiye çevrildiğinde mozaik ve freskler seyrek kapalı hale getirilebilir. Telegraf gazetesine bakıyoruz. Atatürk'ün laik yüzü ve batıya dönük Türkiye vizyonundan vazgeçildi deniliyor. Bu gazeteler bu başlıkları şu anda en yumuşak dille atıyor arkadaşlar. Çok daha sertleşmiş bir manşet akınına yakın zaman içerisinde uğrayabiliriz. Burada şunu söyleyenler olabilir. Ya biz kendi milli değerlerimizden vazgeçeceğiz. Milli değerlerimizden vazgeçmeyeceksek şeker fabrikalarını satmayacağız. Milli değerlerimizden vazgeçmeyeceksek Türk Telekom'u bedavaya Araplara vermeyeceğiz. Milli değerlerimizden vazgeçmeyeceksek devlet demir yollarını özelleştirmeyi planlamayacağız. Milli değerlerimizi düşünüyorsak bankalarımızın %80'ini yabancıların kontrolüne vermeyeceğiz. Milli değerlerimizi düşünüyorsak Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi olan tekeli elden çıkartıp sonra kapatılmasına ve bütün tütün sektörünün yabancıların eline geçmesine izin vermeyeceğiz. Milli değerlerimizi düşünüyorsak Atatürk'ün uğruna mücadele ettiği, savaştığı ve her şeyden vazgeçerken ondan vazgeçmediği kapitülasyonları tekrar getirdiği
getirmeyi düşünmeyeceğiz. Yabancıların kontrolüne bu kadar finans sistemimizi, bu kadar reel sektörümüzü teslim etmeyeceğiz. Devletin en önemli kaynaklarının kontrolünü özelleştirmek isvesi altında yabancılara vermeyeceğiz. Milli değerler böyle düşünülür. Milli değerler Ayasofya'yı ibadete açmakla düşünülmez. Milli değerler bir ülkenin ekonomisi canlandırılarak düşünülür. Milli değerler sadece doları baskılamakla düşünülmez. Sanayisinden tarımına kadar bütün alanların millileştirilmesiyle düşünülür. Evet arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Siz bunların hiçbirini yapmayacaksınız. Ekonomiyi darmadağın hale getireceksiniz. Ekonomiyi işin içinden çıkılamaz hale getireceksiniz. Büyük bir kur şoku ve ekonomik krizle karşı karşıya kalacaksınız. Bakacaksınız ki işin içinden çıkılır gibi değil. Ayasofya'yı ibadete açıyorum kardeşim diye bunu bir milli mesele gibi göstereceksin. Yok kardeşim, sen önce bana Tekel'in, Türk Telekom'un şeker fabrikalarının hesabını ver. Ondan sonra bana milli olmaktan bahset. Mustafa Kemal Atatürk gibi ekonomik bir atılım içerisine gir. Tarımını geliştir, sanayini geliştir. Her şeyini milli değerler içerisinde yap, işsizliğini azalt, bütün dünya batarken ülkeni ekonomik olarak büyük bir çıkışa sok. O zaman bana de ki ben milli değerlerimi düşünüyorum. Milli değerler ancak bu şekilde düşünülür arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Katıl butonuna basarak bizlere destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'larında takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.